Şeytan Show hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumu hepiniz merak ediyorsunuz. Ben de sizin kadar merak etmiyorum. Bugünkü konumun ismi Cüneyt Çokbilgi. Hazırsanız çağırıyorum. Cüneyt Çokbilgi. Çok teşekkür ederim. Size bir hediye almış bulunmaktayım. Güle güle kullanırsınız artık evde. Elde bunu ne için şey yaparız? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş. Hocam ben çok değerli bir üstad olduğunuzu biliyorum ama kendinizden biraz bahseder misiniz? Biz hem seveceğimiz hem tabii. Ekran başında izleyenlere. Tabii. Hepimize bahsedeceğim. Öncelikle buraya geldiğim için çok sevinçliyim, mutluyum. Şeytan Show hocam. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. İsmi biraz garipti ama zaten... İyi hocam, tam şeyimize uygun işte. Şeyinize uygun ama size ben burada doğruları öğretmek için geldim. Bunu bir kere bilin. Tabii ki, tabii ki. Biz de doğruları öğrenmek için sizi çağırdık. Evet hocam, kendinizden biraz bahsedin. Tabii benim adım Cüneyt Çokbilgi. Soyadımın öyle şey olduğuna bakmayın. Gerçekten de iyi bir insanımdır. Bu zamana kadar katiyer ve kat a benim ağzımdan çukur çıkmamıştır. Hiç duydunuz mu? Hayır, ben kesinlikle yıllardır tanımadığım için bilmiyorum, duymadım o yüzden. Doğru, doğru. Zaten küfür kötü bir şeydi, bunu biliyorsunuz. Suçum kötü gerçekten. Hocam ben evet. İlk sorumu size sormak istiyorum. Tabii tabii, sen sorun lütfen. Elimize yakını bir yalan makinesi olacak. Ondan sonra böyle bir şey yapacağız, konsept. Onu da söyleyeyim. Tamam, tamam. O zaman da sizi davet edeceğim inşallah. İnşallah, inşallah. Hocam sorum şu. Sinekler ters uçabilir mi? Evladım, şimdi bu sineğin türüne veya şeyine göre değişir. Atıyorum ters uçan sinek, at sineği, helikopter sineği falan, bu çeşitler olduğu sürece bunların hepsi düz uçar. Ama hocam evet. Ama karınca sinekleri ters dönüp havaya yapıştıkları da görülmüştür. Bu kanıtlanmış, videolu bir şekilde internette korunmuş bir şeydir. Hocam işte ben burada bir araya girmek istiyorum. Yani sinekler tam tavan oraya gelince ters dönüp yapışıyor mu? Evet, evet. Bu sineklerin özelliği budur. İster böyle tavana yapışır, ister böyle yürüyerek Spiderman gibi... Hocam çıkar. Bizim böyle bir özelliğimiz yok. Mesela sineklerin uçabilir, konabilir, yürüyebilir. Arkadaşım bizim vücudumuz, şeklimiz ona göre yapılmamış. Şimdi yani atıyorum bizim içimizde koskoca bir kalp var, değil mi? Hocam içinde tek kalbi mi takıldınız koskoca var? Ama sen benim lafımı kesiyorsun. Hocam Şeytan Show'un özelliği bu. Biz iki bir araya gir sorular soruyoruz. Formatımız. Formatımız bu. Formatımız bu. Evet. Çok terbiyesiz bir formatmış. Şu an geldi mi pişman mı? Hocam daha gelir gelmez ama pişman oldum. Ama gelir gelmez mi yani? Soracağım şimdi hocam, olmaz böyle. Alkışlayalım gözlerim. Nefis kapattığı yermiş burası arkadaşım. Yani bakın şu zamana kadar ben sinirlenmiş bir insan değilim. Hep güler yüzlüyümdür diyorum. Dedim kendim ben gülüp gülüyorum diyorum. Peki hocam lise öğrenciye de tarifeniz ne? Tarifemiz mi? Şey tavsiyeniz hocam. Tavsiye. Şu şekildedir arkadaşlar. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve katiyen okumayın. Okumak istiyorsanız... Evet. Neden hocam? Çünkü çok gereksiz bir şey. Yani ilk 5. sınıfa kadar okudum, tamam. Okuma yazmayı öğrendim. İşte matematiği 5'i 10 öğrendim. Geometriye ne gerek var? Sen onu nerede kullanacaksın? Hı? Bunu bana açıkla. Hocam mesela... Ya da fizik kuralları ne bokuna yaradı bu hayatın boyunca? Hocam şimdi ben şeytanım. Şeytan. Şimdi ben şeytanlıkta matematik benim ihtiyacım yok hocam. Yani ilk 1 ve 5'e kadar olan kısım. Yani okuma yazmayı öğrendikten sonra okul hayatı bence bitmeli. Yani bu kadar agresif, bu kadar derslerin ne... Peki sayın çok bildi, size şurada bir detaya girmek istiyorum. Siz öğrencinize mesela okumayın deyince öğrenciler size şikayet etti mi hiç? Hayır, hepsi gitti okulundan atıldı. Çünkü hiçbir ders, herkes dersleri uyumuş. Benim dediklerimi yapmış, biraz ailesine dayak kırpa yemiş ama sonunda şu an çok güzel çalışıyor. Hocam peki ben şöyle bir şey öğrencilerinize, öğrencilerinize yok cahilsiniz, siz öğrenmek istemiyorsunuz falan. Mesela daha önce videonuz çıktı hocam,
bir tane öğrenci size bir soru soruyor, uzaylılar var mı diye. Doğru. Ondan sonra neler demişsin çocuğa? Rencide edip aksına kitap bulatıp sözlü ve fiziksel davranışta bulunmuşsun. İşte bakın. Neler hocam? Yani neden çürükleştirdi bunu? Çünkü biliyorsunuz ki benim anlattıklarımın her şey kelimesi kelimesine doğru. Bunlara uymayanlar şu an nerede biliyor musun? Nerede hocam? Mezarına gül atıyoruz. Okudu, 200 sene sonra krize girdi, öldü. Hocam siz krize girmediniz mi? Ben işte okumadım hayatım boyunca. Sadece birinci sınıftan mezunum. Anında her şeyi öğrendim. Okuma yazmam var. Başka bir hiçbir şeye gerekmiyor. Bakın hoca oldum. Her şeyi biliyorum. Hocam birinci sınıfta Ali ata bin, Ali atta bin, Ali ata at, Ali atta düştün, Ali ölme. Şimdi bu ikilemeleri ezberlemeyen çocuklar ileride sağlık problemi veyahut da herhangi bir istikrarsızlık, insanlarla iletişimde bir eksiklik, askerde dayak yeme, jenerasyonun gerisinde kalma, gördükleri kişilerin laf atma, araba görüş önüne atlama, pazarda pazarlık yapma, alışveriş yapamama, indirimde olan ürünü neden indirim diye sorma, yıllık indirimleri yakalama, modayı takip edip moda uyuma çabası, bu tip sorunlar olabiliyor. Senin kafanın içinde ne şey evladım? Allah Allah. Sinirlerim bozuldu şu an. Güleysek geldi. Yani hocam şeytandır. Şeytan. Nasıl konsepti? Yani şeytanca. Şeytancı düşünüyoruz hocam. Şeytanca. Tamam, onu bir tarafa şey almadan. Onu şey yapalım. Çünkü rahat. Yani dediğin gibi problemlerin hepsi olur. Ama olmaya da bilir. Cinsten cinse göre değişiyor. Hepsi değişik bir cins. Evet hocam, şimdi burada bir araya girmek istiyorum. Tabii. Hocamızın gençlik yıllarına ait sirklik yaparken resimlerini bulduk ailesinden. Şimdi onları ekrana getirelim. Hocam burada sirklik yapıyorsunuz. Siz daha önceki bu konuşmanızda şey demiştiniz, böyle sirklik yapanlar cahil cahil hareketler yapmayı mutlu demişiz. Ama şimdi görüyoruz ki sirklik yapmışsınız, genç zahit resimler var. Ne diyorsunuz? Oğlum bunların hepsi montaj, ben değilim bunlar. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hayır, kesinlikle şeytancı sorular soruyorum. Şeytancı. Estağfurullah. Bakın, sen benim bu zamana kadar hiç küfür ettiğimi duydun mu? Hayır hocam. Şu an suç ilisan ettiysem affola. Bunu yapanlar resmen d***. Hayda. Aaa. Bir şey oldu. Şu an çok güzel rahatladığımı düşünüyorum. Bunu yapan hepsi o çocuğu. Hocam. Şey ya, bir şey olmadı. Küfür ettikçe kendimi rahatlamış hissettim. Yıllarca etmedim. Bunu yapana ta avradınız. Hocam. Sizden rahatlatacağım. Sen ilk evin mi? Hepinizin Hocam şeytanlaştınız şu an. Gördüğünüzü hocam. Yaptığınız işi Evet. Şeytan şovunda bir adamı daha şeytanlaştırdık. Şeytanlaştırdık. Hocam şeytan şovu. Hocam keselim. Görüşmek üzere bir talk show'da şeytan şovu. Bravo.